Sevgili Sinoplular, öncelikle hepinizin yeni yılını kutlar. Sağlık, mutluluk, başarı ve başarı dolu günler temenni ederim. Sorunsuz bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Osman Güler Yüz olarak Sinop Belediyesi Başkanlığı'na AK Parti'den aday adaylığı açıklamasını yaptığımızı ve bu yönde çalışmalarımızın devam ettiğini hepimiz yakından takip ediyorsunuz. Bu konuda da göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı, yapılan çalışmaların takdir edilmesinden dolayı biz de mutluyuz. Bu anlamda siz Sinoplu hemşerilerimize teşekkürlerimi bir borç bilirim. Önümüzdeki aday adaylığı sürecinin bitmesi, önümüzdeki günlerde bu süreçte yapılacak olan parti içi temayül yoklaması ve akabinde genel merkezde yapılacak olan görüşmeler doğrultusunda Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi Ocak ayının 15'ine kadar açıklanacak olan adaylık sürecinde bize vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Sinop'a hizmet için, Sinopluya hizmet için milletimizden, hemşerilerimizden biz yetki istiyoruz. Gerçek sahibi, yetkinin gerçek sahibi siz hemşerilerimizden 29 Mart tarihinde şahsım ve partim adına bize yetki vermenizi istiyoruz. Bu anlamda önümüzde yapılacak çok işler var. Bu işleri sırasıyla şöyle birkaç başlık halinde sizin de yakından takip ettiğiniz şekilde açıklamak istiyoruz. Bunların en başında Sinop'un en büyük sıkıntılarından birisi olan işsizlik sıkıntısı gelmekte. İşsizlik konusunda yapılacak Sinop'ta çok iş var. Bunlardan en başında burada üretim için hevesli olan ve buraya gelen, Sinop'u tercih eden sanayicilerimize, üreticilerimize Sinop olarak, Sinop Belediyesi olarak, Sinop Belediye Başkanı olarak hizmet etmek, onlara gereken desteği vermek ve bürokrasiden geçmiş, siyasete adım atmış bir insan olarak siyasetin Sinop'ta gerçek manada gücüne inanan bir insan olarak sanayicimizin yanında olacağımızın sözünü veriyoruz. Ayrıca tespit ettiğimiz ve Sinop'ta turizm ve eğitim şehri olan Sinop'ta eksikliklerini hissettiğimiz bir takım alanlarda ekonomik anlamda belediyenin kurucu veya yan kuruluşu şeklinde bulunacak şirketlerde de bir takım insanlarımıza destek olmayı ve ekonominin önünü açmayı, kamu hizmetinin yerel hizmette önemli bir adım olduğunu bilinciyle belediye olarak da bu ekonomik anlamda öncü olmayı düşünüyoruz. İkinci sorun olarak Sinop'ta halihazırda mevcut bir yol sorunu var. Bu yol sorunlarının en başında mevcut yollarımızın bakımsızlığı var. Bu bakımsızlığı gidermek için altyapı ve üst yapı anlamında bir takım çalışmalarımız olacak. Altyapı ve üst yapıları tamamlayarak yapboz belediyecilik anlayışını terk edip bir yapılan hizmetin bir daha yapılmaması, tekrar edilip oraya bir takım paraların ikinci defa harcanmaması mantığıyla yapboz belediyecilik anlayışını terk edeceğiz. Bu anlamda bütün bu duygu ve düşüncelerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bu süreçte bu duygu ve düşüncelerin paylaşımı bazı vatandaşlarımız, bazı insanlarımız tarafından yatsınabiliyor. Ancak biz bu duygu ve düşüncelerimizi paylaşırken, projelerimizi, hedeflerimizi paylaşırken insanlarımıza önümüzdeki süreçte biz olalım, olmayalım. AK Parti adayı kim olursa olsun hepimiz şu anda mevcut 7 tane aday adayı olarak bir adayımızın arkasında olacağız ve projelerimizi, projelerin yapılması konusunda da kendisine olan desteğimizi sunacağız. Bu aday biz oluruz veya bir başka arkadaşımız olur. Her zaman için bu çatı altında millete hizmetin adresi olan AK Parti çatısı altında daha öncesinde de denenmiş ve
görülmüş bir belediyecilik anlayışı altında AK Parti teşkilatının içinde bulunacağız. O anlamda bu düşüncelerimizi, bu planlarımızı, bu hedeflerimizi sizinle paylaşıyoruz ve bunda da hiçbir sakınca görmüyoruz. Bu yol konusunun ikinci olarak bu yol konusunda yapılmasını hedeflediğimiz bir çevre yolu planı var. Bu çevre yolu planı biliyorsunuz ulaşım anlamında trafik sıkıntısı Sinop'ta çok yoğun anlamda hissedilmekte. Bizim projelerimizden bir tanesi eski mezbahane olarak bildiğimiz mezarlığın arka tarafında kalan ve bütün adayı dolaşarak gelen yolun devamında öğretmen okulu arkasından, İncedayı Mahallesi'nden, mevcut pazar yerinden ve kale surlarının arkasından takip ederek köy hizmetleri, İmam Hatip Lisesi ve stat arkasından havaalanına kadar çıkan bir yol güzergahı, bir yol planı oluşturmak ve bu yol planında çalışmalar yapmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Burada buna bağlantılı olarak kurulacak yollardan, efendime söyleyeyim kale yazısından, meydan kapıdan, hükümetin arkasından, öğretmen evinden, öğretmen okulundan çıkacak bağlantı yollarıyla şehir içi trafiğini hafifletmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda böyle bir projemiz var. Bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki hedeflerimizden diğeri şu an için mevcut şehircilik anlayışını değiştirip gelişen bir ve değişen bir Sinop'un önündeki hedefleri büyüterek, geliştirerek, değiştirerek yeni bir imar planı yapmayı hedefliyoruz. Bu imar planı doğrultusunda şu an zaten köy niteliğini değiştirmiş olan ve yapılan devlet yardımlarıyla da, devlet yatırımlarıyla da zaten devletin kamusal olarak bütün hizmetlerini götürdüğü, efendim söyleyeyim, Korucuk, Orduköy'ü, Bostancılı ve Osmaniye köylerinin bir kısmı imar planı sınırlarına dahil edilmek suretiyle orada vatandaşlarımızın altyapı ve üst yapıdaki hizmetlerini, eksikliklerini, hizmetteki eksikliklerini gidermeyi ve Sinop'u daha güzel, daha refah, daha ferah bir şehir haline getirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda da hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Sinoplu'nun, Sinoplu hemşerilerimizin bize teveccüh göstermesini ve 29 Mart'ta hizmetin tek adresi olan AK Parti'ye oyunu vermesini talep ediyoruz. Bundan sonraki diğer bir sorunumuz otopark sorunu. Otopark biliyorsunuz bu otopark sorununa getirdiğimiz çözümlerin en başında Sakarya Caddesi'nde, Aşıklar Caddesi'nde ve Batur Caddesi'nde özellikle trafiğin akışında tek yönde süreli park alanları oluşturarak bu süreli parklar alanlarına park metreler konulmak suretiyle hem belediyeye bir gelir sağlamak hem de vatandaşımızı trafik cezalarından kurtarmak amacıyla bir planlama geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu planlama sürecinde buna ek olarak bir en az 200 araç kapasiteli ve özellikle yaz aylarında mevcut trafiğe ilave olarak gelen trafik yükünü azaltmak için 200 araçlık bir açık otopark planlıyoruz. Şu anda Sinop'ta devam eden 35 bin nüfuslu bir Sinop'ta musluklardan su içememenin sıkıntısı hepimizi üzmekte. Bu anlamda da öncelikli projelerimiz arasında yer alan arıtma tesisini devreye sokmak istiyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz arasında kimsesizlerin kimsesi olarak bilinen ve AK Parti'nin hedefleri arasında yer alan sosyal belediyecilik anlayışını burada Sinop'ta siz Sinopluların hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlayışla hiçbir resmi işleme gerek kalmadan muhtarlarımızla tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi insanlarımıza ihtiyacı doğrultusunda bütün yardımları ayağına götürmeyi hedefliyoruz. Şu an Sinop'ta diğer bir sorun olan pazar yeri sorunu. Bu pazar yeriyle ilgili olarak da mevcut pazar yerini modern bir pazar yerine dönüştürmeyi
öncelikli olarak hedefliyoruz. Bu halkımızın şu andaki sıkıntısını görerek insanımızı çamurdan kurtarmak istiyoruz. Diğer bir problemimiz olan mezbahane problemi şu an sağlıksız bir şekilde, sağlıksız koşullarda devam eden et kesimlerini durdurarak en kısa zamanda Sinop'a, Sinopluya yakışır bir mezbahane yapmayı ve canlı hayvan girişini, şehre girişini engellemek için bunun yer olarak Sinop şehir merkezinde değil, Sinop şehir girişinde bir yer planlıyoruz. Bu doğrultuda da projelerimiz var. En kısa zamanda da dediğim gibi 29 Mart sabahı siz Sinoplu hemşerilerimizin bize yetki vermesi doğrultusunda hizmete en iyi şekilde 7 gün 24 saat çalışmayı vaat ediyoruz. Diğer bir projemiz de şu an Sinop'ta çok büyük sıkıntılarını, çok büyük eksikliklerini hissettiğimiz bir kültür merkezi projesi. Bu kültür merkezi projesi içinde insanlarımızın özellikle kış aylarında aile olarak vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmayı, çocuklarımıza oyun alanı oluşturmayı, ayrıca meslek kursları, hobi kursları ile birlikte insanlara ek gelir kaynağı sağlayacak, özellikle kadınlarımıza yönelik kurslar oluşturmayı, bunun yanında bir takım konferans salonları, yüksek kapasiteli ve teknolojiyle donatılmış bir konferans salonu, bunun yanında bir nikah ve düğün salonu yapmayı planlıyoruz. Bütün bu hedefler, bütün bu projeler, sözün en başında da söylediğim gibi artık Sinop için olmazsa olmaz bir hale gelmiştir. Biz bu süreçte, aday adaylığı sürecinde bu projeleri sizinle paylaşırken bunların hayata geçirilmesini, ben veya başka bir adayın bu projeleri gündeme getirmesini talep ettiğimizden dolayı her ortamda, her planda sizlerle paylaşıyoruz. Bu bize hizmet için yetki verilmesi durumunda yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Sinop'u marka kent haline getirebilmek için eğitim ve turizm konularındaki yatırımlara öncelik yapılacaktır. Bu anlamda kafamdaki projelerin en başında şu an için Sinop limanı olarak kullanılan, iç liman olarak kullanılan ve balıkçı barınaklarının bulunduğu alandan Akliman kısmına geçen ve Sinop'un en dar boğazı olan 250 metrelik bir alanda, yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki bir alanda 250 metre mesafesinde bir tünel açmayı ve ön denizle arka denizi birbirine kavuşturmayı hedefliyoruz. Bunun parasal kaynağını da Avrupa Birliği fonlarından karşılamayı hedefliyoruz. İnşallah bize yetki verilmesi durumunda Sinop'u dediğimiz gibi bir marka kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Sözün başında da söylediğim gibi bu hedefler, bu planlar hiçbir şekilde yapılamayacak şeyler değildir. Önemli olan başlamaktır. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bu anlamda tüm Sinoplu hemşerilerimizden 29 Mart sabahı partim ve şahsım adına bize yetki vermesini diliyoruz. Tüm Sinoplu hemşerilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz.